Hayatınızda hiç kokoreçli içli köfte yediniz mi? Geldi benimki. Vegan içli köfte. Bizde her şey el yapımı. Hayatım ilk defa böyle bir içli köfte hamuru tadıyorum. Biz bugüne kadar içli köfte yememişiz. Bizde kıyma 7-8 saat pişiyor. Bir sabah kalktım ve şöyle mi dedim? İçli köftenin içine karides mi koymalı? Bunu bir yerde kolay kolay yiyemezsin. Buna çatal batmaz. Kebapçılarda yediğim içli köfte ile bu içli köfte arasında 3 katı fark var. Arkadaşlar birazdan çok enteresan içli köfteler yiyeceğiz. Şoka geleceksiniz. Arkadaşlar merhaba, Sapien'e hoş geldiniz. Ben Doğukan. Bugün içli köfteyi bundan önce yediğiniz her yerden çok farklı yapan çok özel bir mekandayız. Burası yalnızca içli köfte üzerine uzmanlaşmış ve tariflerini babaannesinin ellerinden almış bir restoran. Klasik içli köftenin çok ötesinde farklı ve yaratıcı yorumlarla dopdolu bir menü bizi bekliyor. Kokoreçli, karidesli, peynirli, egeotlu çok enteresan lezzetler var. Hanımlar, beyler, Can içli köfteye hoş geldiniz. Buyurun bu içli köfteleri hep beraber deneyimleyelim. Uğurcuğum. Abi dostum, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, Uğur yeni tanıştığım bir insan fakat çok ortak arkadaşlarımız var. Ve tabii biz bu programı çekmeye başladığımızda ortak arkadaşlarım ya böyle bir içli köfteci var, Uğur var, sen tanırsın Fenerbahçe tribününden beraber aynı tribünlerde gırtlak patlatmışlığımız da var. Ben de dedim ki ya bir geleyim bir tadayım. Geldik Uğur'la, burada tattık. Hoş enteresan geldin. Lezzetler. Deneyimlemek için çok heyecanlıyım. Biz de çok heyecanlıyız. Kahvaltı yapmadım. Artık başlamak istiyorum. Çorbayla başlayalım. Çorba. Binnur abla, Uğur'un annesi, özel yaptığı bir çorba var. Bahar sezonunda başlıyor. Tekrar diğer bahar sezonunda bitiyor. Bununla ilgili bana çok ulaştılar. Hepsi dedi ki annesinin çorbasını içmen gerekiyor. Var değil mi? Var. Bir yarım çorbayla başlayalım. Hadi o zaman başlayalım. Buyurun. Şimdi bu çorbayla ilgili biraz önce de arkadaşlara bahsettiğim gibi çok bana geri bildirim geldi. Bunu kesin yemelisin, kesin yemelisin. Bu çorba nedir? Bu çorba benim annemin çorbası aslında. Bir adı yok. Bizim çorba diye satıyoruz. İçinde pirinç var, mercimek var, salça, bol nane var, tatlı pul biber var. Çok az bir acı pul biber var. Denemek bunu istiyorum. Sadece sezonda yapıyoruz bu arada. Evet, öyleymiş. Yani Ekim'de başlarız, işte Mayıs gibi falan bitiririz. Yaz aylarında yok. Yaz aylarında yapmıyoruz abi. Çünkü çok nane olduğu için içinde çabuk ekşiyor. Ha, okey. O yüzden de aynen yazın yapmıyoruz. Tamam. Bunu kışın servis ediyoruz. Merak ettim abi. Çorba da çok severim bu arada. Biraz yoğundur. Çok sulu bir çorba değildir. Benim annemin yaptığı normalde ezogelin olmayan ezogeline biraz benzettim. O da çok baharat kullanır. Nane falan koyar. Aynı çorbalar olmasa tadını çok benzettim. Bir de şöyle bir müsaadenizle bir ekmek banalım. Çok karnım doyurma ama çok içli köfte yiyeceğiz de. Hocam. Açım. Açım. Aç geldin. Kahvaltı yapmadım. Aç geldin. Ben çorbayı çok beğendim. Tavsiyedir. Can içli köfteye geldiğinizde bu çorbayı Binnur abladan isteyin. Uğur'dan isteyin. Gerçekten çok keyifli. Evet hocam. Çorbayı yedik içtik. Çok lezzetli ama tabii asıl sebebi ziyaretimiz olan içli köftelerden tatmak istiyorum. Afiyet olsun abi. Hazırlanıyor. Teşekkür ederiz. Geliyor onlar da. O zaman içli köfteye geçiyoruz. Eyvah. Geldi benimki. Evet hocam. Şimdi bu bizim haşlama içli köftemiz. Kuzu dana kıyma kullanıyoruz içerisinde. Kuzu dana kıyma. Neresi bunun, bu hayvanın? Kuzunun kıyması. Döş ve kolunu kullanıyoruz. Dana da döş kullanıyoruz. %50-50 karışıktır. Bunun tabii dana kıymalısı da var ama kuzu dana bence daha lezzetli. Kuzu için içine girdi mi lezzet katıyor ama ben sana önce şunu sormak istiyorum. Şimdi biz bu içli köfteyi ilk defa yemiyoruz. Yıllardır İstanbul'da çeşitli kebapçılarda yedik. Diyarbakırlı babaannenin Diyarbakır'da evde yapmış olduğu bu içli köftenin bizim burada İstanbul'da o meşhur kebapçılarda yediğimiz içli köftelerden farkı ne? Bu bir kere ev yapımı. Biz burada dükkan işletiyoruz ama yine bu ev yapımı tarife devam ediyoruz aynı şekilde. Biz iyi bir içli köfte yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de çeşitli fabrikasyon hilelerinden kaçınıyoruz burada. Evet. Şimdi birincisi iyi ürün kullanıyoruz. Eti günaydın alıyoruz. Eti günaydın. Güzel. Bulgur piyasanın bilinen markalarından. Baharatlar Antep'ten geliyor. Aynı şekilde bu turşu da Antep'ten geliyor. Acur ve biber. Bu da şimdi yeni sezon. Yeni başladı. Bunu da geçen sene bir amca bulduk Antep'te. O amca yapıyor. Hatta fazla da yapamıyor. Geçen sene biz bunu burada çok talep olunca satmak istedik turşuyu. Olmadı. Ama yapamadık. Ben de şimdi onu diyecektim biliyor musun? Eve alabiliyor muyuz? Yok, turşuyu alamıyoruz. Bu sene alabileceksin ama. Hadi inşallah. Bu sene amcanın kapasitesini biraz arttırabildik. Bir de abi bu haşlama içli köftelerdeki bizim ana şeyimiz işçilik. Bizde her şey el yapımı.
Bizde makine gördüm, yok. Gördüm içeride bayağı bir abla çalışıyor. Elle sürekli. Elle. Normalde bu İstanbul'da yediğimiz kebapçılarda makineleri var değil mi? Çoğunlukla makinedir evet. Ve çok kalın oluyor evet. Onlar. Bu öyle değil. Aslında kebapçıya gitme ana motivasyonun kebap yemek oluyor ya. Evet. O yüzden de kebapçılar daha çok kebaba odaklanırken ara sıcaklara çok fazla odaklanmıyor. Zaten bu arada şunu söyleyeceğim. İçli köfte Diyarbakır'da ana yemek ana olarak geliyor değil mi? Bizim evet. Bu kebapçılarda yediğimiz gibi başlangıç veya ara sıcak evet. Değil. Aynı mı bunlar? Bu kuzu dana, bu da bizim aromatik dediğimiz. Tamam. Önce ben bir kuzu danayı, çünkü bu en klasik içli köfte. Şimdi zaten inceliğini göreceksin. Üzerine biraz yoğurt sürüyorum. İç harcındaki farklılıklar ne? Gerçekten çünkü dediğim gibi benim bu kebapçılarla yediklerimle hiçbir alakası yok. Farklı bir ürün. İç harcındaki ana fark zaten kıyması. Hem ürün kalitesi hem de ürünün pişme yöntemi. Kebapçılarda veya işte başka yerlerde çoğunlukla içi böyle sana kuru gelir. Sebebi de çok har ateşte kıymayı çok hızlı pişirip bir an önce olsun ve o kıyma aslında böyle suyunu ve aromasını vermeden o kıyma pişmiş olur. Bizde kıyma 7-8 saat pişiyor burada. 7-8 saatte. Evet. Ve mum ışığında pişiyor. Büyük kazan tencerelerde. Yani bizde bir kıyma yapma işlemi sabah 10'da başlar. Akşam 5-6 gibi biter. 5-6 gibi de soğumaya bırakırız. Soğuduktan sonra dolaba koyarız. Dolapta da dinlendiririz. Ama belli abi, yani bir fark olduğu belli. Şimdi aromatiği mi deneyeceğiz? Evet. Neden aromatik abi? Nedir bu? Aromatiğin içinde tarçın, reyhan ve kimyon var. Reyhan Diyarbakır'da iç harcında kullanan da var, kullanmayan da var. Biz reyhansız taraftayız normalde. Reyhan kullanmayız. Bir de biz biliyorsun toptan işi yapıyoruz. Bizim işimizin büyük çoğunluğunu toptan taraf oteller, restoranlar oluşturuyor. Yani bu arada oteller, restoranlar derken Türkiye'deki en lüks otelleri düşünün. Aklınıza hangisi geliyorsa toplu olarak bu ürünleri Uğur'dan alıyorlar. Sana soru. Bu da mı babaannenin tarifi? İçi değil abi. İçi değil. Annemin yaptığı şey. Tarçın öyle bir geliyor evet, ki. Aynen. İlk açtığımız zaman da bu ürün vardı. Diğer arkasından gelecekler. Onlar hep yeni yeni menüye girenler ama bu 2 senedir var menüde. Mantığı şuradan geliyor. Yani biraz farklılaşalım. Sadece tek içli köfteyle yapmayalım diye çıktık yola. Orada da ne olur abi? Bu yemeğin kökeni Orta Doğu. 400-500 sene diyen kaynaklar var. Orada da en çok kullanılan baharat abi, tarçın. Ama çok yakışmış ya. Bir koyalım bakalım nasıl olacak dedik. Koyduk, hoşumuza gitti. Ben çok beğendim. Etin tadını biraz bastırıyor tabii normal. Evet. Radikal bir tadı olan bir baharattan bahsediyoruz. Bence kesinlikle denenmeli ve sadece tarçın da gelmiyor az mı? Reyhan da geliyor, kimyon da geliyor. Bu biraz sululuğunu da alıyor. Abi bu çok farklı bir yorum katmış işin içine. Ben daha önce hiç böyle bir farklı baharatlarla yapılan bir içli köfte yememiştim. İlk defa burada tadıyorum. Dolayısıyla fazla yiyorum. Kusuruma bakmayın. Bunu çok beğendim. Buradan bizi izleyen arkadaşlara içten bir öneridir. Can içli köfteye geldiğinizde kesinlikle aromatiği deneyin. Çünkü muhtemelen daha önce böyle bir içli köfte yememişlerdir. Klasiğin yanında sadece bunu yemek için geliyorlar. Ama burada, abi. Burada çok var abi ya. Yani arkadaşlar birazdan çok enteresan içli köfteler yiyeceğiz. Yani şoka gireceksiniz. Evet Uğur. Evet şimdi abi, şimdi ne artık geldi biraz abi? İnovasyona girdik. Evet. Burada artık belirli bir süre dükkanı açık tutabildikten sonra, yer edindikten sonra biraz da otellerden gelen talep de bizi besliyor bir yandan. Ya ben onu diyecektim abiciğim. Şimdi bir sabah kalktım ve şöyle mi dedin? İçli köftenin içine karides mi koymalıyım dedin. Yani bu karidesli içli köfte nereden geldi? Bunu merak ediyorum. Abi şimdi biraz önce söyledim. Biz Türkiye'nin en iyi otelleriyle çalışıyoruz. Bu otellerdeki şefler de belirli bir seviyeye ulaşmış şefler. Onlar da inovasyon istiyorlar bir yerde. Bana deniz mahsulü talebi geldi. Deniz mahsulü talebi gelince, şimdi tabii deniz mahsulünü pişirmek, maldan anlamak onlar başka ustalık. Bizim biliyorsun geçmişimiz mutfak değil. Annemin ev hanımından mutfak tecrübesi var. Ben eski reklamcıyım. İçli köfteyi çok iyi biliyoruz. Ama inovasyon yaptığımız noktada oralarda biraz eksik kalıyoruz açıkçası. Ama orayı da şununla kapatıyoruz. Talep geliyor. Deniz mahsulü yapar mısınız diyor. Biz oturuyoruz, ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Mesela karidesi yapmak için de bu arada bayağı uğraştık. Bir iki ay falan harcadık bunu bu seviyeye getirmek için. Ne kadar için. Karides harcamıştım buraya. 20 kilo harcamışızdır burada. Yaz sezonu için Bodrum'a gittiğimde orada gördüm bu talebi. Yani biz kıymalı ile gittik. Orada daha böyle hani Bodrum, Akdeniz herkesten deniz mahsulü talebi geldi. E şimdi öyle olunca bizim de bunu yapmamız gerekiyor. Uğur şimdi 20 kiloya yakın karides harcadın dedin. Bunu tabii ki bunun içine yakıştırabilmek için. Ya bunu nasıl uydurdun abi bunun içine? Abi hem yakıştırmak hem de bir yandan da el yapımı olduğu için bunu kapatması da bir işçilik. Karides sulu bir ürün. O lezzetini veren bunun aslında suyu. Karidesi tek başına yediğinde çok güzel ama mesela ablalar kapatamıyorlar. Çünkü sulu kalıyor. İlk partiyi öyle harcadık. İkinci partide suyunu süzelim dedik. Bu sefer lezzeti gitti. İşte en son karides güveç mantığında şimdi bunu wok'ta yapıyoruz. Yüksek ateşte çok fazla pişmiyor ama suyunu o har ateşte biraz bırakıyor. Sonra biz onu poşetlere diziyoruz. Pestil gibi oklavayla dümdüz yapıp ablalar da içerisinden kırıp kırıp anladım. Donuk halde ama yani kapatıyorlar. Bu yaparken hiç dirençle karşılaştın mı? Atıyorum annen olsun, baban olsun, eşin olsun, içerideki ablalar olsun ya karidesli
içli köfte mi olur? Karşılaştım abi. Karşılaştın değil mi? Babaannem hayatta olsa ondan da karşılaşırdım muhtemelen. Ama çok lezzetli olmuş. Ya. Yani çok farklı bir lezzet. Tipi içli köfte ama çok ciddi bir karides yiyorsun. İlk duyduğunda şey diye, ya ne alakası var içli köfte? Oluyor abi. Olmuş. Elinize sağlık. Bu? Burada da ıspanaklı var. Şimdi normalde abi biz de kıymalıların dış harcında da kıyma kullanıyoruz. Yağsız, sinirsiz. Yani şunda değil mi? Evet, dış hamurunda. Kıymalı olanlarda ve kokoreçli olanda. Şimdi kokoreçin de haşlaması var ama sana onun kızartmasını getireceğim. Ama mesela ıspanakta dışında kıyma kullanmıyoruz. Bu aslında vegan bir ürün. O zaman tereyağı da yok bunda. Bunda tereyağı da yok. Vegan içli köfte. Bunu sunarken de tereyağı pul biber yerine zeytinyağı pul biberle sunuyoruz. İçini yaparken de vegan tereyağı kullanıyoruz. Bunun bir de yeşil mercimekli versiyonu var vegan olarak. Böyle sanki ıspanaklı börek yiyormuşum gibi böyle. Ispanağı güzel. O çok anne güzel. Yapıyor abi. Çok keyifli. İçini tarifi onda. Baharat ölçüsünü bilmeyiz mesela. Göz kararı. Peki sana bir soru. Bunun tariflerini, bu ürünlerin dışı olur, içi olur, oyu olur, buyu olur. Kimler biliyor? Annem, babam, kardeşim, ben. Bir Vesile ablamız var. Dış hamuru o biliyor. Vesile abla 4 senedir bizle. Ta bu işi evden yaptığımız zamandan beri annemle şimdi beraber. Şimdi evden yaptığımız zamandan beri dedin. Şu hikayeye bir girelim. Uğur'un çok enteresan bir hikayesi var. Uğur aslında bu işe girmeden önce profesyonel bir beyaz yakalı diyebiliriz. Evet, sonra ne oluyor da kurumsal hayatı elinin tersiyle itip böyle bir içli köfte işine giriyorsun? Pandeminin bize getirdiği şans diyebilirim oraya. Çok zor bir dönemdi ama bizim için biraz orada fırsat oldu. Babam abi benim esnaftı. Farklı farklı dükkanları vardı. Açıyordu, kapatıyordu. Yani kafa hep böyle ticarete çalışır. Pandeminin ilk senesi bittikten sonra ajansta çalışıyorum o zaman. İşte reklamcılık yapıyoruz. Ya Uğur dedi biz bu içli köfteyi evden yapsak, satsak sence tutar mı dedi. Baba dedim yapalım. Kendimiz yeriz satamazsak. Çok da doğru. Benim de şansım hem eşim bir yandan. O da çünkü uzun yıllar pazarlama profesyoneli. Ben reklamcıyım. İşte bir Instagram hesabı açtık. Bir iki tane evde amatör fotoğraf çektik. Tanıdığımız influencerlar, eşimiz, dostumuz bizi kırmadılar sağ olsunlar. O dönem onların paylaşımıyla organik olarak büyüyen bir iş oldu aslında. Bu şeyden bahsediyoruz değil mi? Yasaklar falan tabii, var. Tabii evden çıkamıyorum var, oraya. Tabii. Aynen yasaklar var. Hafta içi çıkabiliyorsun. Hafta sonu çıkamıyorsun. Aha, evet. Ben reklamcılıktaki şeyimi kullandım. Yine. Bize sokağa çıkma yasağı yoktu çünkü setler falan açılmıştı. Ha, sen sevk ediyordun ürünleri, aynen. Götürüyordun evet. Siparişleri. Evet, aynen. O belirli bir seviyeye ulaştı. Sonra annem yoruldu, bıraktı ama tabii benim kafada hep dönmeye başladı. Ya çünkü aslında şuradan çıkıyor. Yoldan geçen 10 kişiyi çevireyim, soralım 10 kişiyi içli köfte sever misin diye. 9'u da içli köfteyi seviyorlar eminim. Doğru. Sevilen bir yemek ama sadece içli köfte üzerine piyasalaşmamış bir ürün var. Doğru. Burada. Bizden önce yapan vardı bu arada ama yine bir açık vardı orada. Biz de onun üzerine gitmek istedik. Benim anneyi ikna etmem çok uzun sürdü. Yoruldu mu anne? Niye yoruldu, bıraktı? Aynen. İçi köfteyi yapmaktan üretmekten. Kolay bir iş değil. Kolay. El yapımı i̇çeride, var mı? İçeride 5-6 tane abla evet. Belki daha fazla. Şu anda aynen. 7 ablamız var. 7 abla arkada sürekli çalışıyorlar. Bir de evde oturuyorsun. Yapacak bir evet. Şey yok. Yemek yemek tam. Hepimiz kilo aldık abi o dönem. Ve herkesin evde bir şeyler de ekmeklerin evde yapıldığı. Evet evet. Evet. Evde yapılması da kolay değil. Yani bilmen bu, gerekiyor. Aslında içi köfte şöyle. Pişirilmeye hazır hale gelmesi çok zor. Ama haşlamaları evde pişirmesi çok kolay. Yani ben iddia ediyorum bu kadar kolay pişip bu kadar lezzetli yemek bence yok. Peki müşterilerin buradan kilo ile alıp eve gidip buzluğuna atıp tabii evde de yapabilir mi? Haşlamayı öyle bir hizmetiniz de var tabii, değil mi? Bizde zaten yani çoğunluk aslında evet yani bizim buradaki işimizi yani sana şöyle bölebilirim. Toptan ayrı bir tarafta ama perakende tarafta bizim en çok iş yaptığımız şey çiğ servis. Özellikle kadınlar evde evet. Davet olduğunda falan çok mantıklı. O zaman ben giderken bir poşet alayım götüreyim. Çiğden. Evet abi şimdi bu neydi? Bu dana kızartma. Dananın kızartması. İçinde dana kıyma var. Altındaki sos nedir? Altındaki taze naneli yoğurt ve tereyağı pul biber. Şimdi haşlamayı mesela bir yerde bulabilirsin ama bunu bir yerde bulamazsın. Bu Diyarbakır'da evlerde yapılan çok meşakkatli yapması. Bu kıtır da el yapımı. Evet. Hayatımda ilk defa böyle bir içli köfte hamuru tadıyorum. Bayağı bildiğin kıtır kıtır. Sanki ekmek ufalanmış etrafına veya bisküvi öyle kıtır kıtır. Müthiş ya. Haşlamada da bunda da bizdeki en büyük farklardan biri de şu. Bizde un, yumurta, nişasta, patates, ekmek, kırıntısı, galete gibi bağlayıcı şeyler asla kullanmıyoruz. Bu babaannemin orijinal ev tarifi. Evde yaptığı bu ana yemek olarak yediğiniz yemek değil mi? Haşlamaların çok şekilleri iyi. Farklı. O şekli annem verdi çünkü tabakta daha güzel duruyor. Bunu bir yerde kolay kolay yiyemezsin. Buna çatal batmaz. Elle bu yüzden elle alın. Dağılır muhtemelen. Toptan da en çok bu gidiyor. Bir kokteyl barda, premium bir restoranda içli köfte olur mu? Kızartma içli köfte olur mu? Olur. Biz bunu İstanbul'un en top kokteyl barlarından birine veriyoruz mesela. Bu bayağı böyle bar atıştırmalığı gibi. Bu tam bar bite. Bu arada biliyorsun ben de bir yer açıyorum. Senden içli köfte alacağım. Haberin olsun. Şaka değil. Bu soslar ne? Ne için? Bu trüflü mayonez. Bu da sen sriracha istediğin için sriracha. Hocam içli köfteyle trüflü mayonez mi olur? Neyle yiyeceğiz bunu? Bunun içinde kokoreç var abi. Burası da şimdi biraz inovasyona tamam. Girdik. Tamam. Şimdi bir saniye. Arkadaşlar hayatınızda hiç kokoreçli içli köfte yediniz mi? Altındaki de mi? Altındaki de trüflü mayonez. Hamur aynı. Aynı çıtırtı.
Abi çok iyi ya. Ekmek arası kokoreç gibi değil. Kıtır kıtır, çıtır çıtır ama içindeki kokoreç de sulu sulu. Evet. Bizde aslında bütün iç harçlar sulu sulu zaten. Abi ben buna bayıldım ya. Bunun bir çıkış noktası yok. Bir sakatat yapmak istiyordum. Ne yapabilirim? Bu senin buluşun mu? Evet, bu evet. Yani burada bir talep de yoktu. Şu an mesela bunu toptanda da vermiyorum bir yere. Ama aa, bunu neden? Yani çok talep görmedi toptan tarafta. Dana kıyma gidiyor orada. Bu çünkü biraz daha böyle inovatif falan ya, yani kokoreç ve içli köfte çok birleşmiyor bir anda insanların akıllarında. Ama yani bunu ben sakatatlı yapmak istiyordum. Orada da sakatat 101 kokoreçtir bizim ülkede. Can, yani bir şey söyleyeyim mi? Şimdi ben de ilk mesela Ulaş bana dedi ki git abi kokoreçli içli köfte var dedi. Ya oğlum dedim kokoreçli içli köfte mi olur ya? Ama oluyormuş ya, yani inanılmaz bir şey ya. Bu arada trüflü mayonez yumuşatmış, farklı bir aroma katmış, dengelemiş diyelim. Çok farklı bir lezzet olmuş. Yani mesela bunu da ilk biz yaptık diyemem, öyle iddialı konuşamam ama güzel bir ürün oldu bence. İlk sen yaptın diyemez misin? Olabilir abi, vardır belki başka olabilir, bir yerden. Olabilir, ben duymadım. Yani elbet yaptıysa biri belki yapmıştır ama ben hayatımda ilk defa, bırak görmeyi, hayatımda ilk defa duydum. Özellikle arkadaşlara buradan önerim, buraya gelip kokoreçli kesinlikle yemeden gitmemeleri. Müthiş. Bu nedir? Abi bu da biraz önce yediğin haşlamanın kızartma versiyonu, karides. Karides. Ha, okey. Aslında biraz öncekinin aynı iç harcı. Hamuru farklı. Bunu neyle? Bununla mı yiyelim? Bu evet, bu sriracha sos. Bu soslar bu arada hazır. Biz burada bir homemade bir sos yapmıyoruz. Hazır sos kullanıyoruz. Bu da yine aynı çıtırlıkta. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bu karidesini biraz önce haşlamasını yedim ama benim favorim şu an kızartma oldu. O ağızdaki dokusu, o çıtırtı. Yani bu İstanbul'un en iyi kebapçılarına da gittim. Adana'daki en meşhur kebapçılarda da yedim. Bu içli köfteyi birçok yerde yedim. Böyle bir kıtır kıtır olma, içinin böyle sulu olması falan. Yani normal klasik içli köftede de ben böyle bir deneyimlemedim içli köfteyi. Bu hamur da yine annenin icadı yani. Çok farklı abi. Bunu yani böyle ben sandviçe bırakıyorum. Roka. Aynen. Sanki güveçte karides yiyorum ya. İçi aynı. Aynı mantıkta pişiyor zaten. Çok iyi ya. Bir şey daha geldi. Eyvah. Bunlar yeni ürünler. Bunların henüz sunumları falan hazır değil. Hı? Ama içine oluşturduk. Bu Ege otlu. Tamamen bir Ege ot kavurma. Vegan mı bu da? Bu dışında da vegan. Kıyma var mı? Yok. Kızartmanın dışında kıyma yok. Onu da aslında yoğurtla yiyebilirsin. Ege ota yoğurt yakışır çünkü. Aa, bu şey gibi. Bu balıkçıda yediğin Ege ot kavurmanın. Aynen öyle. O kavurmanın içli köfte versiyonu. Aynen öyle. Bunun içinde ısırgan var, cibes var, turp otu, hardal otu, bir de ebe gümeci var. Tam bildiğin basic Ege otları. Menüde o zaman kaç tane vegan ürünün var? Haşlamalarda 2 tane var. Ispanak ve yeşil mercimek. Kızartmalarda ıspanak ve Ege otlu var. Toplam 4 adet vegan ürünün var. Yani şimdi gittiğin zaman normal bir restoranda, iyi bir restoranda bile bu kadar çok vegan seçeneği yokken senin burada içli köftelerin arasında 4 tane vegan. Evet. Allah'a tebrik ederim. Ben çok beğendim. Şimdi ne yiyeceğiz? Benim yeni asso listim geliyor. Nedir o? Peynir fondülü. Bu benim yeni asso listim. Yeni asso listim. Bunun içinde Trakya eski kaşar, dil peyniri, kolot, oo, parmesan. Kolot da var ha. Ve biraz böyle küf tadı versin diye Danish Blue var. Gerçekten mi? Bayılırım evet. Bu arada. En son yedikten sonra ağzında o böyle hafif bir küf tadı kalacak. Çok rahatsız etmeyen, tatlılık bırakan. Danish Blue'nun tadı çok güzel bu arada. Diğerlerinden daha radikal. Muhtemelen daha az kullandım. Yine dışının kıtırlığı falan beni bitirdi abi. Ben demek ki kızartma seviyorum en çok. Haşlama da çok severim. Algı olarak sanki bu daha zararlıymış gibi geliyor kızartma olduğu için. Yani bizdeki kızartma da piyasadakiler gibi çok zararlı bir kızartma değil. Değil, değil. Bir de bu çok çabuk pişer. Yani dışı çok ince olduğu için kızgın yağda 90 saniye falan. Şu inceliğe bakar mısın? Ya gerçekten benim bu kebapçılarda yediğim içli köfte ile bu içli köfte arasında 3 katı fark var kalınlık olarak ya. Abi şimdi şöyle bir şey var. Biz burada sadece içli köfte yapıyoruz. Bende sadece içli köfte var. Ben sana kötü bir içli köfte versem bana bir daha gelmez. Çok basit matematik. Ama kebapçı da iş öyle değil. Kebapçı da önce kebaba bakarsın. Burada benim öyle bir şansım yok. Şunu merak ediyorum. Şimdi sen içeride bu incelikte yapılması için bunun ne kadar ciddi bir emek harcandığını gördün. Tabii. Ama ya bunu bu kadar uğraşmasalar, biraz daha kalın olsa, kebapçılardakinden biraz daha az ince olsa ne olur ki? Bu lezzeti alamazsın. O zaman hamur hamur bir şey yemiş oluruz. Biz onu yapmayız zaten. Yani. Daha önce hiç bu kıtırlıkta, bu incelikte, bu çıtırlıkta bir içli köfte tatmamıştım gerçekten. Yani ne diyeyim ki, yani biz bugüne kadar içli köfte yememişiz. Ne kadar içli köfte çıkıyor toptan parakende? Abi burada ayda tonajı geçiyoruz. Ne diyorsun ya? Bir tonu geçiyoruz burada üretimde. Mesela şu da var bizde. Bir üretim kapasitem olduğunu biliyorlar. Bizim çalışma şeklimiz belli. Belirli kilogramlar arasında belirli teslim zamanları var. Yani sen şimdi bana gelip bugünden yarına 200 kilo içli köfte istiyorum dersen sana çıkaramam. Çünkü çalıştığımız çok yer var. O kadar stok yapamıyoruz. Sürekli bir sirkülasyon var. O yüzden de herkesin sipariş verme günleri var. Tamamen bildiğim üretim planlama. Sen annen baban başladınız değil mi evet. Bu işe? Ve kardeşim mi demiştin? Yani tabii hepsi evdeydi. Hepsi evden yapıyorlardı. Ben işte evliydim. Kendi evimdeydim. Oradan reklamına, planlamasına destek oluyordum. Benim annemi ikna etmem çok uzun sürdü. 1,5 seneden fazla sürdü. Yani beni bu yaştan sonra uğraştırma diyordu haklı olarak. Ama yani kendisi anda,
demedim sana içli köfte yapalım satalım diye. Başta öyleydi. O zaman bir çağıralım Binnur ablayı, onunla bir sohbet edelim. Bıraktı. Bir kısa sohbet edelim. Evet. Binnur abla geldi bu işin mimarı diyelim. Çünkü ilk fikri Binnur abla sen verdin değil mi? Bu işi içli köfte yapalım, internetten satalım dedin. Evet. Öyle. Nasıl başladı? Nereden geldi aklına? Eşim dedi bana, Binnur içli köfte yapsak satar mıyız? Çünkü daha önce evde yapıyorsun değil mi? Uğur hep istiyordu. Sürekli ben ona yapıyordum. Halamların zamanında da yani çok yapılırdı evde. Sizin Rize toplaşmalarını bilirsin abi. Evet. Aile 20-30 kişi toplanılır. Kavurmalar yapılır. Bu sizde de içli köfte yapılır. Bize de öyle. Aynen. Bize de içli köfte yapılır yenirdi yani. Ve iyi yapan da bir insan var tabii. Burada. İyi yeme de yanında yat. Sonra Binnur abla. Sonra Uğur ve Cansu reklam onları ayarladılar. Evet, internette tanıtımını yaptılar. Bayağı sipariş gelmeye başladı. Yetiştiremiyoruz. Tabii bu arada ben çok yoruluyorum. Sabah 8'de masanın başına oturuyorum tek başıma. Gece 12, 1, 2. Ne diyorsun ya? Evet. Siparişler çoğaldı çünkü. O sonra Uğur böyle bir teklif yaptı bana. Sen ne dedin? Yok dedin. Yok dedim. Yapmam dedin. Yok yapmam dedim. 1,5 sene sürdü abi ikna etmem. Sonra Uğur işten ayrılınca artık sana geldi ne dedi? Ben işten ayrıldım. Dükkan açmak istiyorum dedi. Öyle söyleyince anne yüreği tabii dayanamadım. Geldin yine buraya. Okey dedim. İyi ki evet. Demişsin. Biz de senin sayende Binnur abla böyle güzel ya yemekler yiyoruz ya. Ben mutfağa çok meraklıyım. Ezelden beri mutfak benim ilgi alanım. Ve göz kararıdır her şey. Ölçü yoktu. Sen göz kararı yaptın. Sen tarttın onları. Abi ölçüyü alana kadar canımız çıktı. Yani şu ölçüyü ver diyoruz. Ölçü yok, göz kararı diyor. Tamam mı ya? Bugün dükkanı açıyoruz artık. Reçete lazım bize. Elimize yazılı bir şey olması lazım. Sen olmazsın, bir şey olur. Sen gelmezsin. Bunu başkalarının da bilmesi gerekiyor yani. Vallahi yani 2 ay falan peşinde koştum. Yok diyor, göz kararı atıyorum. Yani hala ıspanağa göz kararı atıyor. Hala mı? Aynen. Şu an mutlu musun? Çok mutluyum. Çok keyifli. Uğur tabii çok yoruluyor. Bayağı da emek sarf etti gerçekten. Çok uğraştı. Arkadayım ben de. Ama artık sen yapmıyorsun. Arkada zaten bir üretimhane var. Sen onların yetiştirdin, öğrettin. Hepsini ama yine de başla. Tabii ki. Aynı benim kalitem bozulmaz. Yoksa zaten her ürün aynı çıkmaz. Arkada aslında biraz böyle şey, bir aile ortamı var yani. Aile, çok evet. İyi. Ben onu gördüm ve böyle bir kadın istihdamı var. Evet. O hoşuma gitti aslında. Zaten abi o yani benim ileride yapmak istediğim şeylerden biri. Çünkü şimdi bu ürünü yapan insanlar belli. Yani bu ürün Güneydoğu Anadolu bölgesinde çoğunlukla yapılan bir ürün. Ve bunun hamuru farklı. Mesela biz dükkanı açtıktan 3-4 ay sonra annem düştü, kalçasını kırdı. Geçmiş olsun. Bir 6-7 ay buraya gelemedi. O sürede yeni birilerini aradık, denedik. Hep şu referans da geliyor mesela. Ben çok iyi mantı yaparım. Ben çok iyi baklava yaparım. Ben çok iyi börek yaparım. Tamam, geliyor, oturuyor hamurun başına. Hamurdan anlamıyor. Çünkü bunun hamuru farklı. Açması farklı, kapatması farklı. O yüzden de bu hamura biraz haşır neşir olmak gerekiyor. Şimdi Güneydoğu Anadolu bölgesindeki işte bizde mesela ablalar Mardin, Siirt, Bitlis, Diyarbakır. Bizde arkada çalışan ablaların hepsi zaten o bölgeler. Zaten biliyorlar içli köfteyi. Zaten çocukluğundan beri bu hamurla haşır neşirler. Ama tabii orada da abi biraz sosyolojik bir sıkıntı var. Bu ailelerin çoğunda 4-5 tane çocuk var ve çocuklar hep boy boy. O yüzden de aslında iş gücü olarak hani bizim buraya, yani ben şimdi buraya 20 kişi almak istesem bulamam. Sen bir restorana 20 tane garson almak istersen anında bulursun. Ama ben buraya arkada 20 tane bu kalitede içli köfte yapan kadın arasam bir seneyi bulur çünkü abi. Çünkü çocuğunu bırakamaz, çocuğu eşi bırakamaz, izin vermeyebilir, yani müsaade etmeyebilir. Var. Çalışmaya çok zor ikna ettiğimiz arkadaşlarımız da var arkada. Değil mi? Eşinden dolayı. Ama tabii buraya gelip görüp buradaki o aile ortamı orayı gördükten sonra da o yörenin eşleri de bir şekilde bakıyor, suya indiriyorlar. Aynen. Tehlike yok, bir problem yok. Bizim gibi diyor Diyarbakırlı bir aile gibi ısınıyor. Müsaade ediyor. Çok iyi yapmışsınız ya. Ama tabii burada yapmak istediğim şey hani buradaki istihdamı daha da arttırıp 60 tane, 100 tane kadın istihdam edip kadınların 2-3-4 yaşında çocuklarım var. Bir kreş olacak. Çocukları kreşe gidecek, servis alacak, götürecek. Bu kadınları da hem iş hayatına entegre edeceksin hem de o çocukları kreşte eğitim alacaklar. Doğru söylüyorsun. Böyle bir şey var kafamda. Bahsettiği çok ciddi bir sosyal sorumluluk projesi aslında. Yani devlet statüsünde yapılabilecek bir şey. Yani inşallah bunu yaparsın. Biz burayı açarken yani hayal olarak baktığımız birçok şeyi bu şimdi işte 2 seneye geliyoruz. Bu 2 senede gerçekleştirdik. Yani tabii daha çok yolumuz var. Asla olduk demiyoruz burada. Günün sonunda annem hala arkada bakıyor yani her şeye. İşte burayı biraz daha büyütüp üretimi biraz daha arttırıp belki yurt dışı pazarlarına açılmak gibi şeylerimiz var. Bu sosyal sorumluluk projesi de benim kafamda, aklımda, hayalimde olan en az yurt dışına açılmak kadar önem verdiğim, düşündüğüm ve kafa yorduğum. Çünkü benim eşimin de bir yandan sosyal sorumluluk projesi var. Köy okullarına yönelik. Oradan da bir ufak tecrübemiz var. Böyle bir şey oluşturmak ve böyle bir şey yapmak İnşallah istiyorum. İnşallah yani. Yaparsınız ya. Yani İnşallah.
ülkemiz için çok faydalı bir adım olur. Umarım bunu başarabilirsiniz. Binnur abla, senin bu çorban bana çok geldi. Git orada içli köftenin dışında çorbayı iç falan. Yani bu çorbanın sırrı nedir? Senin sevgin. Vallahi öyle. Vallahi öyle. Bir de göz kararı ölçü. Ama çok beğendim ya. Çok lezzetliydi. Vallahi çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tip içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, gerçekten videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumlarda fikirlerinizi bize belirtmeyi ve tabii ki Sapiyon'a abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.